Ağlasam sesimi duyar mısınız ısrarlarında? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımda? Naziler, 1940 başlarında Roman nüfusunun tümünü katletmeyi hedefleyen insanlık dışı bir program hazırladılar. Romanların sistematik olarak yok edildiği, insani haklarından mahrum bırakıldığı ve bir halkın geleceğiyle oynayan Roman soykırımını, yani Porajmos'un asla unutmayacağız. Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Sayın STK temsilcilerim ve değerli misafirlerimiz, Porajmos'un başlangıç yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Sayın Eyüp Demirezen, Çınar Çağdaş Gençlik Derneği, yüzlerce yıldır aynı topraklarda birlikte yaşadığımız yurt savunmasında, kurtuluş savaşında aynı cephede olduğumuz Roman kardeşlerimizle sonsuza kadar sürecek ve asla kopmayacak bağlarımız var. Nazi soykırımı nedeniyle hayatını kaybeden tüm Roman kardeşlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, minnetle anıyor ve her türlü faşizmi ve ayrımcılığı kınıyorum. Avukat Tolga Tosun, Bandırma Belediye Başkanı. Günün anlamına ilişkin konuşmalarını yapmak üzere Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği Başkanı Sayın Eyüp Demirezen'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. 2 Ağustos 1944'te 44'te yapılan Nazilerin sadece romanları değil, kendinden farklı gördüğü tüm toplulukları sistematik bir şekilde yok ettiği o dönemde romanlarda Yahudiler kadar ve diğer farklı topluluklar kadar onlar da katledilmiştir. Öncelikle bu programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ahmet Akın aramıza hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Selim Panç ve Memleket Partisi İlçe Başkanı Münir Atar ve siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve basın mensuplarının bu gece geldiği için çok teşekkür ederim. 2 Ağustos bizim için önemli. Ülkemizde devletimizin de kabul ettiği bir Roman sorunu var. Romanların sorunlarını çözmek adına bir takım faaliyetler, bir takım çalışmalar, hem iktidar partisinin hem muhalefet partisinin bir takım çalışmaları var. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak
ve tüm sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve basın mensupları ve vatandaşlar bu gibi önemli günleri yapılan haksızlıkları dile getirmek adına, farkındalık yaratmak adına böyle günlerde olanları anmak, kınamak ve gündeme getirmekle mükellefdir. Bu anlamda bu akşam buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Sinan Şamlı, araştırmacı yazar, 1944'te Nazi Almanya'sında işte yapılan bu insan dışı vahşi uygulamaları ve dönemi politikalarını, olayların nereden başlayıp nereye geldiğini bizlere bilgi birikimini bizlere aktaracak. Kendisi bizim davetimizi kırmadığı için kendisine çok teşekkür ederim ve onun adına sizlerden bir alkış istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda romanların ve eşit hakları yakalayamayan tüm toplulukların, roman olsun, mülteci olsun, bu ülkede yaşayan tüm toplulukların eşit haklarda yaşam standartlarını yakalaması için bizler mücadele ediyoruz ve mücadelemizden de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bu gibi etkinlikler birbirimizi birleştiren, özel günlerimiz, cemiyetlerimizin hep birlikte bir arada olursak bizler daha da güçleniriz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Ahmet Akın'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanım, çok değerli siyasi parti temsilcileri, değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün hakikaten hatırlanması gereken bir gün. 2 Ağustos 1944. 3000 kişinin gazlı odaya, 3000 Roman kardeşimizin bir gazlı odada katledilmesinden başlayan süreç 500 bin Roman kardeşimizin katliyle sonuçlandı. O yılda Naziler tarafından. İşte bunun hatırlanması ve devamlı alınması gerekir. Neden? Çünkü unutulan katliamlar tekrarlanır. Bunu kim söylemişti? Sırbistan'da. Öyle değil mi? Unutulmaması lazım, hatırlatılması lazım ve her zaman anılması gerekir. Ben de onları saygıyla anıyorum. Onlarla her zaman mücadelelerinde birlikte olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ve bu işin siyaseti de yok. Birlik beraberlik içinde herkes Roman kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak için mücadele etmek zorunda. İktidarıyla muhalefetiyle birlik beraberlik içerisinde yaşam şartlarından, eğitimlerinden, bütün olanaklarından daha da yukarıya çıkarmak zorundayız. Roman kardeşlerimizin milletvekillerimiz daha çok olmalı. Öyle değil mi? Belediye başkanlarımız olmalı. Hatta burada da çok fazla Roman kardeşimiz olmalı. Onu da söyleyeyim. Ancak böyle gücü ve birliği sağlarız. Ben de bu amaçla buraya geldim. Sizlere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyor ve bu katliamı, o süreci de kaybettiğimiz canları, kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum. Saygılar. Değerli konuğumuz Sinan Şanlar, Erzincan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1975 yılında Eskişehir'de başladığı üniversite öğrenimini 3. senesinde terk etti. Öğrencilik yıllarında Eskişehir'de Sakarya gazetesinde başladığı meslek hayatından 2010 yılında İstanbul'da çalıştığı Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan emekli oldu. Uzun süre fotoğraf sanatıyla ilgilenen Şanlar, 20'den fazla sergi açtı ve organize etti. İlk sergisini 1987 yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde, son sergisini 2002 yılında Kosova'nın Priştine şehrinde açtı. Düzenli bir şekilde 2002 yılından itibaren roman toplumu üzerine çalışmaktadır. Konuyla ilgili
Romanya, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan'da incelemelerde bulundu. Ulusal ve uluslararası toplantılarda bildiri sundu. Roman tarihi ve tarihi coğrafyası üzerine eğitim çalışmalarına katıldı. Şahnayır'ın hali hazırda devam eden 100 yıllık bir dönemi kapsayan gazete ve dergilerdeki romanlarla ilgili yazıların derlenmesi, roman açılımı ile birlikte gelişen süreçteki sosyal politikalar, sivil toplum, entegrasyon gibi konuları kapsayan çalışmaları bulunmaktadır. Basıma hazır sayılabilecek Osman Cemal Kaygılı ve Çingene Kavgası, Çingene, Roman, Kıpti, Peripatetik isimli iki çalışması bulunmaktadır. 2013 yılında Hukuki Metinler Işığında Osmanlı Çingeneleri başlıklı ve Osmanlı Devleti'nin 1470-1870 yılları arasında romanlar üzerine uyguladığı hukuki metinleri içeren bir çalışması yayınlanmıştır. Konuğumuz Sinan Şanlıert, orta düzeyde İngilizce, çeviri yapacak düzeyde de eski Türkçe bilmektedir. Buyurun, bu yolculuğa hep beraber çıkmaya hazır mısınız? Biraz bu bizim roman toplumun kim olduğu konusunda kısa bilgiler vermek istiyorum. İkinci aşaması, göç itibariyle özellikle 1856'ya kadar olan göç süreci var. O süreç üçüncü aşaması 1856'da 2 Ağustos 1944'e kadar olan süreç. Bunları slaytların yardımıyla yapacağım. Arada zaman zaman da bildiğim kadar okumak istiyorum. Umarım başarılı bir şekilde bunu bitirmiş oluruz. Şimdi roman kim diye sorular. Bu aslında Türkiye'nin yeterince kadar hakkıyla tartışılmış bir sürü konu değil. Ve hatta bazı arkadaşlar özellikle de romanlar içerisinde roman kelimesine karşı çıkıp ben roman değilim, ben Çingene değilim şeklinde itirazları falan vardır. Kendilerce haklı olabilir ama yani bunu da 1971'deki Birinci Dünya Hukuk Konferansı'na bağlayarak ondan sonra bize roman denildi şeklinde savunmaya geçmektedirler. Fakat en azından Türkçe'de bile 1935 senesinde basılan yazılarda falan roman kelimesi var ve romanların ağzından kendilerini biz romanız diye anlatıyorlar. Göç yolları dolayısıyla tekrar şuraya döneyim. Romanlar Hindistan'daki kast sisteminin en altında yer alan topluluklardan bir tanesi. Oradaki kast sisteminin üstünde rahipler, din adamları var, onun altında savaşçılar var, aşağıda ticaretler, memurlar var, onun altında da işçiler var. En aşağıda Parya sınıfı var. Parya sınıfı içerisinde Domba denilen topluluklar var. O topluluk Domba kelimesi değişerek Ron, Roman, Versen, Lon, Don şeklinde dönüşüyor. Bunun yani terminolojik açıklaması böyle. Çingene kelimesi biraz daha farklı bir şey. Onu belki bir sonraki şeyde açıklayabiliriz. Fakat şimdi roman kelimesini kullandığımız zaman sadece roman kelimesini kullandığımızda şöyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Yani kendilerine roman denmesini istemeyen topluluklar var. O zaman diyorlar ki biz roman değiliz falan. Belki o tür topluluklar olduğunda bazı şeyler açıklamakta ihtiyaç var. Fakat sosyal politikalar açısından roman kelimesini kullandığımızda neyi izah etmek istediğimiz biraz daha değişmeye başlıyor. Bunun için de işte Avrupa'dan gelen bir kavram desteği ya da kavram yaklaşımı var. 1969 senesinde Parlamenter Assemblesi Doğu Roma ve Romanlara benzeyen toplulukların yani Avrupa'da var olduklarını ve bunların durumlarına dikkat çekmek için bir takım tavsiye kararları falan oluyor. Ama tabii bunların içerisinde sadece romanlar yok.
başka topluluklar var ama diyorlar ki biz bunu genel olarak roman kelimesiyle ifade edelim. Çünkü Avrupa'da yani bizim roman diye de anlayabileceğimiz örneğin Karadeniz'in boşalar veya işte Diyarbakır, Urfa, Urfa'da mesela orada yaşayan onları da kastediyoruz ama diyorlar ki bu bir kavram kargaşasıdır. Böyle olsa biz genel olarak bu gibi insanları tanımlamak için bu kelimeyi kullanalım diyorlar. Tamamıyla buna sosyal politikalar açısından ve yani toplumsal eşitlik sorunsalı üzerine yaklaşarak ve adını koyarak sadece Roman denilen topluluklar değil, yaşam biçim olarak da birbirine benzeyen toplulukların hepsini tanımlamak için biz bu şekilde Roman diye bir şey söyleyeceğiz. Eğer etnik olarak Roman nedir diye bir soruyu sorarsak orada sözleri şöyle bir şey var. Ana dili Romanes olan toplumun ismi Romandır. Bu etnik olarak ancak böyle bir şey söylüyoruz. İşte Türkiye'de Roman diye tanıdığı Don dediğimiz toplulukların ana dili Domari'dir. Don diye tanıdığımız toplulukların ana dili de Domari'dir. Yani etnik olarak tanımlarsak Romanlar sadece Romanlar sadece Romanes konuşur ama teker teker ifade etme şansımız olmadığı için ya da gerekli olmadığı için en azından sosyal politikalar açısından çünkü dezavantajlı üzerinden değerlendirdiği için hepsini birden Roman diye bir yaklaşım içerisindeyiz. Dolayısıyla Roman kelimesi de bir kelimesini kabul ediyoruz ve öyle bakmakta fayda var. Yani bazen bir topluluğa Roman dediğimiz zaman onun içerisinde ana bir Roman olmayan ama Roman'a benzeyen kimseler de olabilir. Bu bizi şaşırtmasın, onu rahat bir şekilde açıklayabiliriz. Şimdi bir de bu romanlar nereden geldiler, nereye gidiyorlar? Yani bu da romanın kim olduğu konusunda önemli bir kademe başlamadır. Genel olarak işte ısır olduklar konusunda genel geçer bir takım teoriler falan var ama bu teori 17. yüzyıl, 18. yüzyılda birlikte oradan kalkmış durumda. Yani göç Hindistan'dan başlıyor, İran'a geliyor. İran platosunda işte bir grup bu Kafkaslara doğru çıkıyor, bir grup Filistin üzerinden devam ediyor, bir grup da Anadolu üzerinden Balkanlara doğru devam ediyor. Fakat burada gördüğünüz iki boyutlu bir resim var. Bu göç aslında iki boyutlu değildir. Yani bu göç milattan sonra 450'den aşağı yukarı milattan sonra 11. yüzyıla kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreç içerisinde işte demin ana dil Romanes dediğimiz topluluk 9. 10. yüzyılda gelmiş ama daha önce gelen işte Don dediğimiz topluluklar 450 falan milattan sonra 450 falan. Yani genel olarak böyle bir şey söyleniyor. Ondan tabii kesin olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü Romanya'da Roman veya benzer toplulukların emperyal tarafından yazılmış bir tarihleri olmadığı için yani sadece o dönemde yazılmış başka kaynaklardan romanların ancak işte öyle olabileceğini, bu şekilde gelmiş olabileceklerini falan söyleyebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var, haritamız var. Bu harita açısından dönemde özellikle Avrupa'daki yayılma 1944'e giden yol açısından da önemli. Evet, yani bu romanların veya roman gibi yaşayan toplulukların Avrupa'da ki işte tarihleri şeklinde zikredildi ama burada söyleyebileceğimiz şey şudur. Bu tarihler belgelerin tarihleri. Yani romanlarla ilgili tutulmuş, yazılmış belgelerin tarihleri ama romanların daha önceden de gelmiş olma ihtimalleri mümkündür. Öyle de olabilir. Sadece kaynaklar böyle olduğu için belirlediğimiz tarihler buradaki kaynaklardır. Önemli bir nokta, bizim bugün burada konuştuğumuz meselenin aslında geçmişi 1971'deki Uluslararası Konferans'a dayanıyor. O konferans aslında romanların tanınırlığı, görünürlüğünü sağlayan en önemli adımlardan bir tanesi. Toplantının... Evet, yani toplantı, birinci toplantıda herkesin düşündüğü ya da zannettiği gibi romanların sorunları tartışılmadı aslında. Yani işte istihdam, barınma, sağlık, eğitim vesaire falan gibi sorunlar tartışılmadı. O toplantının bir temeli vardı. Romanlar için bir yol ayrımıydı o. Bundan önceki toplantı 1935 senesinde, Araya Savaş girdiği için 35 senesinde Bükreş'te yapıldı.
Bükreş'teki yapılan toplantıda şöyle bir eğilim var. Acaba bir Roman devleti kurulabilir mi şeklinde bir eğilim var. Çünkü ya o yıllarda veya biraz sonrasında revolüsyoner aslında, yani Moğolistan taraflarında çok kısa süren bir özel yönetim söz konusu. Tabii buydu fakat yaşanmıyor. Yani iş yürümüyor falan. Herhalde oradan ilham alınarak acaba işte bu 1970'lere doğru gelirken böyle bir şeyin teşebbüsü gerçekleşebilir mi falan diye. Fakat toplantının veya kongrenin başkanı olan Slobodan Berberski büyük bir ihtimal Yugoslav ve Komünist Partisi'nin merkez komitesinde bir diğer yer alan bir roman şunu söylüyor. Bizim sorunumuz devlet kurmak vesaire falan değil. Biz görünür olmak durumundayız. Kültürel bir topluluk olduğumuzu ispat etmek durumundayız. Bir millet olduğumuzu ispat etmek durumundayız. Ondan sonraki sorunlar daha sonra artık nereye varsa, nasıl varsa. Böylesine bir şey. Bu yüzden işte buradaki 3-4 tane başlık üzerinde ağırlıkla durdular ve bu başlıkları ısrarla gündeme getirmeye falan başladı. Bu aslında söylediğim bir böyle özel yapı vesaire falan bence öyle ciddi bir problem. O bilimsel Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Benim 2002'ye falan dayanıyor bilimsel bir şekilde romanlara çalışmaları. Ama ne zaman ki roman açılımı meselesi gündemde geldi, millet biraz rahatlar dedi ki ya tamam devlet de bu işe uğraşıyor. Dolayısıyla öyle zannettiğimiz kadar çok da korkulan bir şey değilmiş bu mesele falan değil. O bir de burada şey değil, yani 1971 değildi. Dediler ki peki tamam biz bu meseleyi bir tarafa bıraktık. Dolayısıyla kültürel bir varlık olduğumuzu işte dünyaya kanıtlamak durumundayız falan. Ve onun üzerine zannederler ki birçok sene toplanalım ama o toplantı yersini yapamadılar. Çünkü Avrupa'nın çok değişik yerlerinden geldiğini görüyoruz, gelirin. Örneğin Sovyetlere bağlı, işte Varşova Paktı'nın içinde bile gelemiyoruz. Yani Yugoslavya'da gelen var. Ama bir şeyden gelemiyor. Dolayısıyla böyle toplantılar gerçekleşemedi. İşte 2 sene, 3 senede, 4 senede falan yapıldı. 1990 senesinde Polonya'daki bir toplantıda dediler ki İlk toplantı İngiltere'de 1971 senesinde 7-12 Nisan tarihleri arasında yapılıyordu. O işte ilk açılış 8 Nisan'da yapıldı ve ilk toplantıya gönderme yaparak bundan sonra 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olsun dedi ve bu kabul edildi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kayıtlarına girmiş durumda, resmi gazetede de yayınlandı. 8 Nisan Türkiye'de Dünya Romanlar Günü kabul edilmiş vaziyette. 16 Mayıs Roman Direniş Günü 1944'te yine önemli Auschwitz'teki olaylardan bir tanesidir. Yani bir grup roman kendilerine istenen şeyleri yapmıyorlar. Yani o günlerden yerine getirmiyorlar. Çünkü bakıyorlar ki bir takım insanlar alınıyor götürüyorlar ama o insanlar tekrar geri gelmiyor. Ve bunun için büyük şüphe oluşuyor. Sonrasında o insanların altında aslında yani ölüme götürdükleri, krematoryumlarda yakıldığı ve rozalarında öldürüldüğünü falan öldürdü. Onun üzerine bir iki günlük bir direniş gerçekleştiriyorlar. Asker direnişi kıramayacağını anlayınca hiçbir şey yapmıyor, geriye çekiliyor. Fakat süreç içerisinde o direnişe katılan hiç kimseye sağ bırakmıyorlar. Daha sonra hepsini teker teker uygun bir şekilde hallediyorlar. Beşkasım Dünya Roman Dil Günü, bu da önemli roman kimliği açısından. 2009'da UNESCO tarafından kabul edilmiş, pardon 2012'de UNESCO tarafından kabul edilmiş bir gün. 2 Ağustos Roman Soykırı'nın Anma Günü, bu da yine 1971'deki konferansın sonuçlarından bir tanesi. Ve biz aslında bugün bunu konuşmaya çalışacağız. Bu önemli bir olay tabii. Yani şeyin final solution dedikleri, yani nihai çözüm dedikleri bir mesele. Bu işin asıl mimarı Hitler, Adolf Hitler fakat bunu Adolf Eichmann gibi birisine ihale ediyorlar. Aşama aşama bu işi hallediyorlar ve sonuçta işte 2 Nisan'ı 3 Nisan'a bağlayan gece işte 3000'e yakın roman gazada döndü. Ondan sonra işte krematoryumlarda yapılıyor falan. Aslında o şeydir yani toplama kamplarının kapatılmasıyla ilgili verilen kararın büyüdür. Yani o saatten sonra kapanacak çünkü Almanlar bütün cephelerde savaşı kaybettiklerini biliyorlar, fark ediyorlar. Her nasılsa işte Auschwitz'te böyle bir takım şeyler oluyor Auschwitz'ten geriye. Bazı binalar falan kapıyor ama başka türlü kamplar kapatıyorlar yani yerde bir durum kaybetmiş yapıyorlar.
imha ediyoruz. Kamplardan bir şeyler kalmıyor. Alışmışlar işte bir kaç bina kalıyor. Sonra işte Ocak ayında Ruslar kampa gelince kampı sakalanlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Biz de işte bugün 44 Eylül'e meseleyi başlayacağız. Şimdi dersin arkadaşlarımız kusuruma bakmasın. Aslında farklı bir niyetle kullanmıyorum çünkü ben bir kaçıyorum, roman değilim. Dolayısıyla yıllar çok kelimeyle büyüdük. İnsanlarla konuşurken de öyle bir kitabımız oldu. Yani bu kelime ise bizden de başkalarından miras kalan bir şey. Ama bu kelime aslında kendin olarak roman toplumuna neredeyse diğer bütün toplulukların nasıl baktığını ifade eden bir şey. O yüzden ben meseleyi bu çingene kelimesine kökenlik eden, o kelimenin kökeni olan bir olay var. O olayla birlikte başlatacağım ve oradan o şekilde devam edeceğiz. Yani bu böyle 4-5 sayfa devam edecek. Zaman zaman birkaç tanesini okuyacağım. Hepsini şey yapmayacağım. Zaten konu biraz sıkıcı bir konu. Dolayısıyla şey yapmayacağım, uzatmayacağım. Bir Tevbal Aslam'ın bu önemli bir kişi, Hristiyanlık açısından, teolojik açısından çok önemli bir kişi. Patrik İstanbul'da oturuyor fakat Antakya'nın patriği. Antakya o dönem dünyanın üçüncü büyük şehri. Yani İstanbul tabiri caizse küçük kadar bir şey. Yani öyle bir önemi falan yok. Balsaman'ın özelliği müçtehit olması. Yani İslamiyet'teki imamlık yetkisine sahip birisi. Yani İmam-ı Azam, Gazali veya işte Hanefi, her neyse Hristiyanlar açısından da Balsaman böyle bir niteliğe sahip. Balsaman kanunları denilen kanunlar söz konusu. Bu kanunlar içerisinde bir miktar roman veya onlara benzeyen topluluklara da değiniyor. Ve onları ategori şeklinde tanımlıyor. Şimdi ategoriyi yuvarladığınız zaman tingan, çingan, çingeniye çıkar. O kelimenin kökeni budur. Yani Balsaman döneminde konulmuş bir şeydir. Ve ortaya atılmış bir şeydir. Fakat bu ategoriler Hristiyanlık için şöyle bir şey ifade ediyor. Hristiyanlığı Hristiyan gibi yaşamayan insanlar, yani sızlıklar, işte açlık, büyücülük vesaire falan, buna benzer bir takım meziyetleri var. Dolayısıyla ama bence aslında en talihsiz olan tarafı ki bu bence kendidir. Bu yakıştırmanın, bu tanımlamanın bir din adamı, o din adamının çok yüksek bir rütbede bulunması. O açıdan sürekli romanlara yaklaşırken, işte Çin'e vesaire falan gelirken bir de onların yanında dini bir yaklaşımla o insanlara bakılmakta. Yani bir çingene dediğiniz zaman kafanızın bir tarafında, bilincin arka tarafında falan. İşte bu Teodor Balsamon'un Atingoli yani çingene dediği, ya bu inançsızdır bu adamlar, ne söylerse söylesin vesaire falan. O yüzden Avrupa'daki katliamları özellikle de işte 40'larda vesaire falan daha kolay olur. Çünkü din de icazet veriyor buna. İşin açıkçası böylesinde bir şey söz konusu. Yani çok ele almak istediğim bir mesele falan değil ama yani dinini yaşamayan bir takım insanların Alevlere yaklaşmaları falan. Yani bu vatandaşın söylediği şey de bu. Tabii bu Akimoni kelimesi Çingene'ye dönüşüyor ama bizim dilimizde Çingene ile ilgili yani burada anlatmak istemediğim anlatılmasında gereği olmayan yakıştırmalar da o yakıştırmalar da tabii romanlarla Çingene'lerle işte ilişki kurmak istemeyen insanlar için bir şey vaziyeti. Dolayısıyla aslında işin problemin başladığı nokta burası. Yani Teodor Balsamon'un Balsamon kanunları denilen, bunun işte 67. maddesi yanılmıyorsam, 67. maddesinde ismi zikredilen Atingoli kelimesidir. Bu problemin bütün başı bence orada başlıyor. Yoksa yani bilmem ne devletinin başındaki imparator, kral vesaire falan iş ne ya? Yoksa işte bir kullanabilir. Nitekim bunu Osmanlı'da görüyoruz. Yani Osmanlı çingeneleri bunları ikiye ayırmıştır ama. Sayfa 21. Bir geçeceğim hocam, bir geçeceğim. Osmanlı
bir romanları müştür, beğenmiştim diye iki ayrılmıştır ama sonuçta muhatap almıştır ya da en kestirme söyleyeceğimiz şey aslında işte geldiği gibi davranmıştır. Belki de bir süre içerisinde onun ne olduğu çok önemli bir yani yeter ki dergisini atsın falan. Ben bence burada başlıyor. Sonra tabii devam ediyor. Şöyle diyeyim işte acıklı ikinci bir taraf var mesela Afrika'nın zencileri Liberya'dan falan köle alınarak başta topraklara götürüldü fakat romandan gittikleri topraklarda köle ediliyor. Yani bir İspanya'da diyelim vatandaş diyor ki buyur hoş geldin diyor ama iki ay sonra ben seni köle yaptım. Veya işte bunun en büyük örneğini Romanya'da görüyoruz. Buyur hoş geldiniz diyor. Çay kahve içer misin? Evet içerim falan. Ertesi gün askerden diyor ki al bunlar köle oldu. Benim kölem oldu falan gibi. Böylesine bir nasıl söyleyeyim yani tarihte ne olabilir bilemiyorum ama arkasınca bir durum söz konusu. Yani Afrikan'ın zencileri ile romanlar ile Asya'nın romanları arasında hiçbir fark yok. Hatta Asya'nın romanlarının bir fazlalığı var. Daha öyle Avrupa'ya geldikleri zaman köle ediliyorlar. Yani köle olarak ediliyorlar, köle ediliyorlar. Dolayısıyla 1455'te Eflak'ta, 1471'de evet, bir İsviçre'de karşı yasalar çıkıyor. İşte 17 bin kadar köle yine Moldavya'ya götürülüyor. 492'de İspanya'da problemler var. 93'te İtalyan'ın Milano kentinde başka yerlere sürdürüyorlar. 99'da İspanyol yasaları bunları cezalandırıyor. Kırbaçla, ikinci seferde adamınızda kulağı kesilecek. Üçüncüsünde başka bir şey, başka bir şey falan. Çünkü yani adamın kendisini savunabileceği hiçbir mekanizma yok. Hiç kimse arka çıkmayacak bu insanlara. Dolayısıyla yani o dönemin hakimleri her neyse kimse istediklerini yapabilecekler. Benzerlerini çıkartamayacaklar. İşte 1500'de Ağustos yasaları Almanya'da herkese aynı şeyleri söylüyorlar ve büyücülükte falan iddia ediyorlar. Fransa'ya geldiğimiz zaman da aynı şey söz konusu. 1525'te Hollanda da aynı şey var. Bakalım. Şimdi 1530'da İngiltere'de ve Romalılar'ın İngiltere'ye girmesi yasaklanıyor. Yani kaptanlara ceza verilecek, para karşılığında vesaire. 36'da Danimarka'da ilk karşı yasalar var. 39'da Fransa'da yasak var. 41'de İskoçya'da var. 47'de İngiltere'de var. İngiltere'de şöyle bir şey var. Yakalarına D ve S harfleri yerleştirecek. Bu şey anlamına geliyor. Yani serseri ve serseri ve yaban gezen, sokaklarda gezen falan anlamında S harfi de silah, köle, silah, köle olacaklar anlamında bir şeyler söylüyor. 49'da, 1549'da Bohemia'da, 1557'de İspanya'da, 1560'da İsveç'te var. Yine 1560'da İspanya'da tekrar 1561'de Fransa'da 1586'da Belarusya'da yasaklar var. 89'da Danimarka'da yasaklar var. İngiltere'de 1596'da, 1619'da İspanya'da yine yasaklar var. 1637'de İsveç artık Avrupa'nın yukarılarına çıkmışız. Bir haritamız var hatırlarsanız üzerinde tarihler var. Yani gittikleri yerlerde sanki böyle ilgi geldi bunlar. Biz bunlarla istediğimiz gibi oynayalım şeklinde şeyler söz konusu. 1637'de herkese var böyle. 661'de Almanya, Saksonya'da, 1685'te Portekiz'de, 1710'da Prag'da, öyle bir şey söz konusu. 1714'te İngilizler vesaire falan, 1724'te yine işte Fransa'da göçmeni yasaklıyor. 1720'de İsviçre yasaları ülkede bulunmalarını yasaklıyor. 1734'te Prusya kralı. Prusya, Polonya ile Alman arasında bir bölge yukarıdan aşağıya doğru inen ufak bir bölge ama hemen hemen her savaş döneminde öyle bir problem çıkartmış. 1764'te Fransa'da bu sefer biraz işlerin değiştiğini fark ediyoruz. Göçebelerle ilgili yasalarda falan yumuşamalar söz konusu ama şey geliyor yani Bastil'in çanları çalmaya başlıyor. 1789 Fransız'da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. 1773'te Macaristan İmparatorçası, Maria Teresa vesaire falan yasaklamalar vesaire kalkıyor. Sonra
Evet, 1780'de İngiltere'de bu yasaklar kalkıyor ve yine aynı tarihlerde falan 1800'lerin başında köleliğin yasaklanmasına ilişkin dernekler bulunmaya başlandı. Yani kölelikle ilgili, antikölelikle ilgili ciddi çalışmalar başlıyor. Sonra 1783'te yine İspanya'da, 1803'te bu sefer Napolyon Bonaparte doğrudan ihtilalden sonra Romanlarla ilgili karşılık yasaları çıkartıyorlar, çocukların eğitimi vesaire falan. 1807'de bu sefer Rusya'dan çok farklı bir uygulamalar, onların işte bir müziklerin icra edilmesine yönelik bir olanak sağlıyor. Bu aslında önemli bir şey. Bunlar şöyle bir uzantı ekleyebiliriz. 1931'de kurulan Moskova Roman Tiyatrosu, yani Çingene Tiyatrosu var. O tiyatro hiçbir zaman için kapanmıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da kapanmıyor ve hala açık. Yani 31'den o güne kadar devam eden bir şey. Bir çadır tiyatrosu fakat 1934'te yerleşik hayata geçiyor. Yani hani böyle bu Roman Çingene çalışmalarıyla ilgili en üst düzeyde bir iki arkadaşım bile şey söylüyorlar. Yani biz bile o insanlarla kolay kolay görüşemiyoruz. Yani o kadar popüler bir şey, öyle bir hale gelmiş o zevkte. 1830'da işte yine roman çocuklarını büyütülmek üzere, büyütülmek için roman olmayan ailelerden alınması falan filan istemiş. 1832'de İngilizlerin öncülüğüyle New England denilen bir Amerika'nın kuzeyinde, Kanada'yla Kuzey Amerika'nın kuzeyinde bir yerde orada artık köle karşıtı yasalar falan ya da tartışmalar başlıyor. Dolayısıyla o bu taraflara doğru da sirayet ediyor falan ve peşinden gerçekten 1834'te, 1842'de özellikle şeyde Ekrapoğlan'da falan şeyler başlıyor. Yani bunların üzerindeki kölelikler resmen imza karşılığı veriliyor falan. Enteresan bir bu arada tabii kilisenin köleleri var. Yani bu bana çok şey tartışılması, konuşulması gereken bir şey. Dini bir kurumun köleye sahip olması çok anlaşılır bir şey değil. Ben anlayabiliyor değilim kesinlikle. Sonrasında 1856'da bütün kölelerin özgürlüklerinin belirttiği söz konusu. Bu aslında Osmanlı'yla da ilgili. Hatta belgeler var. Başbakanlık Osmanlı arşivinde Osmanlı yetkilileri Ekrap Boğdan'a teşekkür mektupları yolladılar. İyi iş yaptınız, teşekkür ederiz size falan diye. Eski Türkçe mektuplar yolladılar falan. Bu tabii aslında iyi bir süreç. Yani özgürlüklerinin verilmesi ama köleliğin kaldırılmış olması iyi bir süreç fakat bu aslında çok başka ve çok daha sıkıntılı bir problemin başlamasına da neden oluyor. O da vaziyet şu, 1856'da kölelik kaldırıldığı zaman demin sözünü etmeye çalıştığım yerde Ekrap Boğdan buralar. Şimdi bu 1856'da kölelik kaldırıldığı zaman kölelerin işini, Romanların göç hareketi. Yani bugün Avrupa'daki Roman popülü, ülkenin bir tanesi ben Alman diyor, en yakın sınırına gidiyor ki gidiyor ki ben köleyi istemiyorum vesaire falan filan. Eskisinden çok daha ciddi bir göç problemi başlıyor bu aslında. Yani bizim toplama kamplarına giden sürecin aslında bir biçimde başlangıcı bu. Yani özgürlükleri onların bir anlamda şeyine felaketine de neden oluyor. Başka bir şey daha söz konusu. Romanya'da köle vatandaş her özgürlüğüne verildi, istediğini yapamaz, ne iş yapabiliriz yani. Hiçbir şey yapamaz, o zaman diyor yani tamam diyor sen ne istersen ben onu yapacağım. Yani bu sefer kendisi de kalsan gitmek istemiyor falan. O yüzden şeydir, Romanya'da Avrupa'daki en oran olarak en fazla nüfus Romanya'da. Yani 4 milyon civarında falan Roman olduğunu zannediyoruz. 1885'li evet şöyle ya, bundan sonra ben şey dedim, cinnet günler artık bundan sonraki çünkü o 1200'lerden falan başlayan süreçten çok daha farklı ve çok daha ağır bir dönem başlıyor. O doğrudan şey yani adım adımı toplama kamplarına giden yıllar başlıyor falan. 1870'te Bismarck gündeme hemen şeyini alıyor zaten. Yani yabancı Çingene'nin Almanya sınırlarını geçmelerinin tamamen yasaklanması ve geldikleri ülkelere en yakın yoldan nakledilebilecekleri içeren bilgileri falan yayınlar. Şimdi
Şöyle düşünün, yani Macaristan'dan insanlar göçüyor ve Almanya'ya geliyor. Almanlar diyor ki biz istemeyiz mi, ne olacak? Peki geldiğiniz yerde ya Macarlar zaten istemiyor. Yani ne yapacaklar o zaman? Avusturya diyor ki başka bir şey yok, peki Almanya diyor. Almanya diyor ki gelirsen seni öldürürüm vesaire falan, böylesine bir kaotik durum var. Yani bu süreç açtığında şu şekilde tanımlamak yanlış olmaz. Yani bir insan düşünün, akşam yatağa geldiği zaman Tanrım çok şükür çingen olduğum için ölmedim ama sabah kalktığı zaman da Tanrım lanet olsun, yani bir çingen olarak doğdum, ne zaman öleceğini bilemiyorum diye böyle bir şey düşündüm. Yani her gün ölmekle ölmemek arasında gidip gelinen bir durum. Aykırı bir ilişkilerinde tabi yasaları değiştiriyor. Yani romanların gelmesini falan istemiyor. Ondan sonra yine Bismarck var. İşler biraz değişmeye başlıyor. Yani Almanya'da doğmamış olanlar istemiyorlar Almanlar. Bir işe böyle bir kılıf bulmaya falan çalışıyorlar. Bu daha sonra Yahudilerin falan katliamına sıra geldiği zaman işte devletsiz Yahudi diye bir kavram ortaya atıyorlar ya da devletsiz kişi kimse diye bir kavram ortaya atıyorlar. Bu aslında şu demek, yani Almanya'da doğmamış ama Almanya'da bulunan birisi. Dolayısıyla onun yani orada kalmaması gerekiyor, kalırsa da öldürülmesi gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu. Ama bir bakıyorsunuz, yani rivayet edilen 1856'da kölelik kalktığı zaman Romanya'dan dışarı çıkan köle sayısının 600 bin olduğu diye, 600 bin olduğu konusunda bir rivayet söz konusu. Yani gittikleri ülkede 600 bin kadar devletsiz insan var. Yani nasıl olacak bu iş? Yani onun için işte bir final solution dedikleri, işte nihai çözüm dedikleri bir şey söz konusu. İş oraya doğru gidiyor. Tabii bu işler böyle biraz daha yasalara dayandırılarak falan yapıldı. Yani Çin'de bir toplantı düzenliyor. Ve o toplantıyla birlikte aslında o tarihten sonra şeyle ilgili, romanlarla ilgili yapılması, yürütülmesi gereken politikalar neyse onların yavaş yavaş temelleri atılmaya başlıyor. Şimdi bir Alfred Tilman diye birisi var, onun yaptığı bir çalışma söz konusu. Alfred Tilman aslında şimdi Münih polis departmanında en yüksek yerden ikinci veya üçüncü kademelik bir yerden yani antropometrik bir çalışma yapıyor. Orada tabii şey dersin, 3.000 veya 5.000 kadar romanın bilgisini topluyor, soy kütüğünü çıkartıyor. Onların işte fiziksel özellikleri ve bir miktar da fotoğrafları ama bir de liste söz konusu vesaire falan. Bir kitap bu, Sigoyla Bok diye bir şey, Çin yeni kitabı. Bu şey de tabii yani polis departmanında, Alman polis departmanında da alınan bir kitap böyle piyasada satılmak üzere yapılmış değil. Sadece ilgili kişilerin elinde bulunması gereken bir çalışma. Ama buna benzeyen çalışmalar çok daha önceki yıllarda 1800'lerde falan var. Yani bir ismini bilir misiniz bilmiyorum. Django Reinhardt diye bir gitarist vardır. Caz gitarının babasıdır. 1800 küsürlerde yine böyle hazırlanmış bir kitap. Reinhardt sülalesinin şeyi çıkartmış. Yani kaç kişi hangi yerde çocuk nedir vesaire falan o şekilde. Öyle söylemişim. Reinhardt bir roman galiba Belçika'da ya da Hollanda'da da bir roman. Şu bir film de var. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tabii bu göç hakikaten içinden çıkılabilir vaziyet değil. Dolayısıyla da 1900'lerin hemen başında falan birbirleriyle sınırlar olan bir takım devletler diyorlar ki biz kendi aralarımızda bir iletişim içerisinde olalım. Dolayısıyla kim geliyor, kim gidiyor, bu işleri biraz takip edelim. Yani aslında hepsi gönüllü. Romanlarla bir biçimde cebelleşirken bir nasıl söyleyeyim, problem çıkartmayı hepsi niyetli. Ama başarıya ulaşmıyor bu tabii. Sadece bir tek bildiğim kadarıyla İsviçre'de bir işin Münih'te yani şeyin Alfred Tilman'ın ofisinde uygulanan modeli İsviçre'de uygulanmaya çalışıyorlar falan. Şimdi bu Alfred Tilman'ın ofisinin bir özelliği var. Bu daha sonra şeyle yani Interpol'de sürekli ilişki içerisinde öyle şeyli ufak tefek bir yer falan değil. Alfred Tilman'ın ofisi, onun çalışmalarını yürüttüğü ofis 1970'e kadar Almanya'da çalışmaya devam ettiği söyleniyor. Aynı şekilde Fransa'da da benzer işler devam ediyor. Yani o fişleme diyelim bu oradan.
O 1970'lere kadar falan Avrupa'da devam ediyor. Evet, 1900'e kadar Fransız hükümeti bütün romanlar karşılaştırıyor. Şu, biz şey, bu antropometrik kartlar hemen hemen geçen bütün geçirir bütün şeyler için, romanlar için sadece Fransa değil, tabi yani Almanya'sında, tekisinde, belikisinde falan her tarafta da buna benzeyen uygulamalar söz konusu. Bu kartlarda tabi kişinin parmak izlerini, fotoğrafları, şu ikinci son fotoğraf aslında nüfus cüzdanı gibi bir şey. Sadece oradan bir tek yaprak, onun daha başka sayfaları falan var. Bu soldaki de İkinci Dünya Savaşı'nda şeyde kullanılan, toplama kamplarında kullanılan kartodekslerden bir tanesi. Yani internetten de kolay kolay bulunabilecek yüzlerce, binlerce buna benzeyen şeyler var. Yani piş, burada işin açısı. Pişlerle böyle yapar, bu şekilde yapar. Sonrasında, pardon, yine bir öncekine geleyim. Yavaş yavaş şeyler başlıyor tabii. Yani Almanya'da iş biraz daha sıkı bir şekilde ele alınmaya başlıyor. Örneğin 1920'de Düsseldorf'ta bulunan kamu bakanlığı, kamu bakanlığı herhalde. Yani şeylerin, romanların kamusal alanlardaki bütün haklarını falan kısıtlamaya başlıyor. Yani herkesin gittiğini bilmiyor. İşte 100-100'lar alanlar, katlıcalar, parklar vesaire bunlar. Oturuyorlar. Çünkü kafalarında şöyle bir şey söz konusu, bu insanlar mutlaka bir hastalık bulaştırır, kötü bir şeyler olabilir vesaire bunlar. Yine şeyler 1922'de Baden'de yine fotoğraflar söz konusu. 1925'te Baden'de bir toplantı düzenleniyor ve bu şeylerin, romanların vatandaş kız olsa da ülke içinde gezmeleri söz konusu değil, bir takım yerde de yerleşmeleri falan söz konusu. Şimdi burada tabii şeyi yavaş yavaş görebiliyoruz. Yani artık nazizmin yavaş yavaş bir yere oturdu, yani faşizmin yavaş yavaş bir yere oturduğunu falan fark ediyor. Çünkü en azından Mussolini'nin yerlerinin başında Ege'deki adaları işgal ettiğini bilmişti. Habeşistan işgali vesaire falan onlar söz konusu. Ve artık bu şeylerde Almanların uygulamalarında faşizm hissedimiyle başlanıyor işin açıkçası. Mümkün olduğunca romanları derli toplu bir yerlerde tutmak lazım. Dolayısıyla vakti geldiğinde nasıl halledilecekse işi ona göre halletmek gerekiyor. Yine Bavyera'da karşı yasalar var. Yine Münih'te herkes aynı şekilde. Evet, yani 1929'da dediğim Alman Kriminal Polisi Komisyonu'nun adını almayarak için gelenlerle mücadele merkez ofisi olarak değiştirdi. Evet. 16-17 Nisan'da her yerdeki polis departmanlarını romanlarla ilgili parmak izlerini ve diğerleriyle hem bu ofisi hem de Viyana'daki Uluslararası Kriminoloji Bürosu Interpol merkezine gönderebilir. İstedik yani. Interpol'de ortak çalışıyorlar. Sizler orada hiç kaçar göçer bir şey yok. 33'te enteresan bir şey var. Öjenik yasa dedikleri bir şey. Bu öjenik yasa Almanların bir teori şeyi var, saplantısı var. Romanlar hastalıklı unsurlardır. Alman ırkına işte hastalıklı dört taşıyorlar falan gibi böyle bir şey. Dolayısıyla sağlıklı ve sağlıksız bölüm tespit etmek, cehennemi tespit etmek vesaire falan o açıdan böyle bir şey. Dolayısıyla kimin yaşayıp kimin yaşamayacağını daha hayata başlamadan karar verebilmek gibi bir niyetleri söz konusu. İşte 1935'te de yavaş yavaş başlıyor artık. Yani bu transport işi başlıyor, nakliye işleri falan başlıyor. Bir takım kamplara falan. Şimdi 1933 aslında konumuzla ilgili değil ama burada ben söylemek istiyorum. Özellikle Roman arkadaşlar arasında ısrarla üstüne basa basa söylenen bir şey var. 1934 senesinde yürürlükte olan 2510 sayılı İslam yasası var. Bu İslam yasasının 4. maddesi
göçebe çiğnediler, madem göçebe çiğnediler, savaş sırasında casusluk yapmışlar, yurt dışına çıkartılmış olanlar, bir tane daha onun bir şeyi hatırlamıyorum şunda, şu anda Türkiye'ye muhacir olarak alınmazlar diye bir şey söylüyorum. Yani nereden ve nasıl bir şekilde takıldılar bunu çok anlayabilmiş değilim. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin miktarı var, yani tek parti dönemi miktarı var. Dolayısıyla da yani o yasayı doğrudan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilişkilendirmek gibi bir niyetleri var. Hep söyledikleri şey olmuş, yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ayrımcılık yaptı mesela falan. İşin gerçeği şu, o 1934'te yürürlükte olan 2510 sayılı yasanın temeli 1917 senesinde İttihat Terakki Parti döneminde buluyor. Birinci Dünya Savaşı asker lazım. Dolayısıyla İttihat Terakki Parti'nin hazırlamış olduğu aşağıya ve muhacirin kanunu diye bir şey söz konusu. O yasanın üçüncü maddesi, bu dördüncü maddede saydıklarımızdan çok daha ağır şeyler söylüyor. İşte fahişeler, çinlerler, mental politik problemler olanlar, şunlar, bunlar vesaire falan filan Türkiye Cumhuriyeti'nin manası olarak kabul edilmezler diye bir ibaresi var. Şimdi orada şu soruyu sormak lazım. Yani 1934'te bu yasa yürürlükteydi ama bu yasa 50'den sonra yürürlükteydi, 60'tan sonra yürürlükteydi. Yani tek parti döneminden önce de sonrasında da daha sonrasında da yürürlükteydi. Yani eğer bu üstüyse bu üstü çok daha çok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi gibi bunu söylemek lazım. Bunu bir belirtmek istedim. Ayrıca orada tartışılan mesele göçebe ve mahalli göçebe çiğnenler dediği Türkiye'deki göçebe çiğnenler değil, Bulgaristan'daki göçebe çiğnenler, onları Türkiye'nin muhacir olarak kabul etmiyor. Yani mübadeleden sonra çok fazla şey var aslında bilmediğimiz Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Romanya'dan kayıtlara geçmemiş göçler bundan söz konusu. Meclis tartışmalarında şunu söyleniyor. Yani orada yerleşik düzende olup Türk gibi yaşayan Müslüman ve bizim inançlarımıza saygılı çingeneler var. Onlara bir itirazımız yok ama Bulgaristan içinde göçebe çingene varsa biz ondan istemiyoruz diyor. Göçebe olmasa onun kimliksiz olmasa anlamına geliyor. O kimliksiz olmasını da istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Kaçak olabilir, herhangi bir suça ulaşmış olabilir, Bulgaristan vatandaşı olmuyor, bir şey olabilir, bu olabilir falan filan. Yani 1934'teki 2510 sayısının suçu varsa o suçun da çok ortağı var, tek parti. Neyse Cumhuriyet Halk Partisi değil sadece, onu söylemek istedim. 2006 senesinde yasa değişti, 5529 sayılı yasa olaydı anlıyorsam, yani kim değiştirdiyse iyi yaptı, ona söyledik, hiçbir şey söz konusu demem. İşim asıl baskılar 1917'den beridir. O madde var yasada da onu söylemek istedim. 1935'e gelince tabii artık yavaş yavaş şeyler başlıyor. Yani Almanya'da bu işte nakiller vesaire falan başlıyor. Ve tabii 15-20'de işte Nazi Partisi'nin söylediği gibi genelde Avrupa'da sadece Yahudiler ve Çinliler yabancı bir halkın üyeler olarak değerlendiriliyor gibi bir ibaresi diyordu. Şunu söylemek gerekiyor. Almanlar için Çingen'in meselesi, Yahudi meselesinin daha önce başlıyor. Yani Yahudilerle ilgili sıkıntılar aslında Hitler'in biraz canlanmasıyla 20'lerin sonunda falan başlıyor. O zaman kafalarına koymuşlar, bitirmişler ama Romanlar'da değil mesela çok daha öncesinde. Yani o 1856'daki ikinci büyük göçe de büyük paderaj göçü dediğimiz veya köleliğin kaldırılmasındaki bu hareketlilikle birlikte başlayan bir şey. Yavaş yavaş kamplara yollamaya başlıyor. Çok fazla okumanın anlamı yoktur. Şimdi bu doğru yerde Minyo'da kontrol yapayım 1935 hamdikâhı. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. İnsanları bir yerlerden alıp bir yerlere götürdükleri bir süredir. Söz konusu hep toplama kampı diye telaffuz ediyoruz ama yani bir model yok orada. 3-4 tane farklı model var, bir getto var. Yani o gettolarda şehirlerin bir bölümü, bir kısmı vesaire falan. İnsanlar zaman zaman burada topluyorlar, oradan bir şeyler çıkartıyor, orada ölürse olsun, yani hayatını orada bitirsin falan şeklinde çalışma kampları var. Bir de krematoryumların bulunduğu yerler var. Yani o çalışma kamplarının daha dışında artık orası imha noktaları vesaire falan. O tür kampların sayısı çok fazla değil. 7-8 tane belki 8-9 tane falan ama çalışma kampları çok fazla. Gettolar da çok fazla. Çok fazladan kastım şu, yani 20'den ufaklığa kadar sayarsanız
belki 200 tane, belki 300 tane şey çıkarıyor. Bu arada iki tane yere dikkatinizi çekmek istiyorum sizin. Bir şu alternatif bölgesi, şu aslında çok olsun. Bir de şu Ukrayna'nın o tarafları falan söz konusu. Hep şeyden bahsediyoruz. Yani bu üçüncü dünya savaşı gündeme geldiğinde işte Rusların yaptığı bir takım pisliklerden bahsediyoruz. İşte Babi Yar'ı böyle söyledi falan ama bu Babi Yar'daki hikaye Ukraynalı faşistlerle Almanların Einsatz'ın Gruppen dedikleri özel birlikleri vardı. Onlar kendilerine cephenin dışında, yani Almanya tarafında değil de cephenin daha dışında yerlerde eylemlerini yapmışlardı. Her türlü eylemi yapmışlardı. Yani istihbarat, suikast, sabotaj vesaire falan filan ama aynı zamanda da öldürme vesaire falan gibi eylemleri de yapmışlar. Özel birlikler. Yani bütün sayıları herhalde 3.000-4.000 civarında, şöyle 3 birlikten bahsediliyor. Oradaki şeyler de aynı satsınlıkların işleri falan. Hırvatistan'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim, fotoğrafını daha sonra göreceğiz. Antep Ayliç diye bir Bosna doğumlu, ama Boşnak mı Hırvatlı bilmiyorum. O yatsın olarak kampını kuruyor. Onun söylediği şey şu, öldürülen her bir Hırvat askeri için 50 tane, 50 tane Çinli'ye kendisi istiyorum falan diyor. Bunu gerçekten de yapıyor. Yani hiç kaçarı göçeriyor. Romanya'da Antonescu var. General Antonescu çok çakal ve çok bir kodifikacı. 40'lı yıllarda 2 tane rakip var, bırakıyor ikisini. Yani çok özellikler kullanacağım. İti ite öldürüyor, kendisi çıkıyor yukarıya. Kendisi çıkıyor yukarıya. Onun da savunması şu, işte Yahudiler Romanlara belki sorusun olduğu zaman eğer ben bunları teslim etmeseydim ya da öldürmeseydim kaç tane Romanyalı'nın öldüreceğini siz bana söyleyebilir misiniz falan şeklinde bir şey var, savunması var. Auschwitz, Polonya'nın içerisinde bir yer. Aslında Almanlar bütün bu kıyım yıkım işlerini falan Almanya'nın dışında yapıyorlar. Yani daha böyle bu taraflarda falan yapıyorlar. Onu da şöyle açıklayabiliriz. Özellikle Yahudiler üzerinden Judenreinen denilen bir kavram var. O temizlenmiş bölge anlamına, belki farklı bir literatürde kurtarılmış bölge falan diyebiliriz. Yani Yahudi nüfusundan arındırılmış bir bölge anlamında bir şey. Genellikle Polonya'ya yollamaları, Yahudileri ve şeyleri, Romanların Polonya'ya yollamaları diğer tarafların işte Judenreinen olmasını istedikleri için de işte arındırılmış olmalarını istedikleri için falan. Sonuçta tabii final solution diye bir şey var, nihayet çözüm var. O nihayet çözüm hepsi başka bir şeymiş. Romanların kötü insanlar oldukları, yaptıkları problem yaratabildikleri muhtak temizlenmesi gerektiğini mesela falan söylüyorlar. O şekilde devam ediyor. 37'de yine herkese öyle şeyler var. 1938'de bir Roman temizlik haftası diye bir şey söz konusu. Bu şey var, Kristallnacht diye bir yok pardon, bu 12-18 Haziran önemli bir şey. Yani notu şöyle çıkarmışız, kendilerine daha aşağı olduğu düşündükleri insanların devletin onlara tanımış olduğu yetkiler veya devletin onlara göstermiş olduğu hoşgörü sonucu nasıl katledildikleri, nasıl kıyım olduğu tarafından filan. Yani iş öyle bir cinnet haline dönüşüyor ki kim olduğu önemli değil. Yani yeter ki onun için kim olduğunu söyleyeyim. Birdenbire bütün mahalle o adamın üzerine yürüyor. Yani ve o insanın üzerine yürüyor. Böyle şey, saçma sapan bir hikaye. 1940'ta Robert Ritter şöyle diyor. Robert Ritter'de onu da açıklayacağız daha sonra. Yerler oranları %90'dan fazlasının karışık kandan olduğunu tespit ettik. Yani sağ çingene değil. Dolayısıyla bu aslında bir problem. Yani Almanlar da evliliklerinden bahsediyorlar. Veya işte başka ülkelerde evliliklerinden bahsediyorlar. Çünkü Almanların bir takıntısı var. Yani sağ kan yaratmak gibi, üstün Alman kovuşturmak gibi dertleri var. Öyle olunca da tabii
bu insanların bir biçimi verdiğini, hayatı verilmesi gerektiğini söylüyor. En sonunda işte Robert Dittler'in de öğrencisi şu, yani bu insanları bir daha geri edilemeyecekleri toplamaya da çalışma kampları yolluyorum. Orada hayattan yolda bitirsinler, yani çoğu çocuk da açlıktan kalırsın, sorun değil. Dolayısıyla da biz bu işten belki on, belki de belki 50 sene kurtulmuş oluruz falan inanıyorum. Şimdi 41'de Hibik'in Nezmin bir kullanma söz konusu. Orada da işte bu bu zemin artı zemin eksi mesela gibi bir takım şeyleri görüyorsunuz. Artık yaptığı şeylere var. Yani sarı yıldız diye bir durumları söz konusu. O işte altı köşeli yavruysa elbisesinin bir tarafına, koluna veya ön tarafına falan böyle bir bez dikiyorlar falan. Bu yavru bir şekilde falan. Babalar için de böyle bir şey yaptılar ama işte bu Zigoyner demek. Almanca'da Çingene kelimesinin karşılığı Zigoyner. Ben Zigoyner'i sürekli romana çeviriyorum. Bu Çingene demek istemedim. Z harfi varsa sadece Z varsa zaten Çingene demek. İşte Zene artı ise bu yarıdan fazla Çingene kanıtaşı, Çingene kanıtaşı. Yani Zene yarı Çingene, yarı Çingene değil. İşte Zene eksi yarı kan ve daha yarıdan daha az vesaire. Şimdi burada bu yakınlarda şey okuyorum. Anne Alem'in Kürtünün Selamı'nı diye bir kitap. Biraz zor okudum bir kitap. Rahmanlı'ya da bir bunun tartışmasını falan yapıyordum. Enteresan bir şey. Ve adamların şöyle bir saplantısı var Almanların. Yani yarı kan Alman, yarı kan Çingene ise biz bunu öldürmeyelim. Çünkü yarı kan Alman'ı da öldürmüş oluruz diye bir yaklaşım var. Yani böyle inanılmaz bir şeyler var, saçmaları var. Evet işte 1941'de o Ukrayna taraflarında SS Einsatz'ın kullandığı şeyler Bavya'daki romanların bölümüne, Romanya'daki romanların bölümüne sebep veriyorum buna. 1942'de Himmler Almanya'nın romanların Auschwitz'e toplanmasını emrediyor. 1943'te yine Himmler Kürt romanların bulunduğu kampların kapatılmasını. Çünkü savaşın bittiğini hissediyorlar artık. Yani geriye dönüşü yok. Kendilerinde hayatta kalma şansları yok. Bunun farkındalar. 1944'te de Skoyer'da Çingene gecesi diye çevrilebileceğimiz, Roma gecesi diye de çevrilebileceğimiz 2 Ağustos'ta, 2 Ağustos, 3 Ağustos'ta bağlayan yani bakan tartışıyor tabii 4000'den, 3000'den, 2800'den kişiler var. Çok hani ne oluyor önemli değil ama şey önemli yani hepsinin bir gecede katledilmiş olması. Çünkü kampı kapatacaklar. Başka bir şeyleri yok, çareleri falan yok. Dolayısıyla da öyle bir şey. Yani nihai çözüm dedikleri roman meselesinde, romanların spoiler meselesinde veya başından beri bir şekilde epistemi, şuydu buydu falan dedikleri şeyde bulabildikleri nihai çözüm toplu bir şekilde kıyım. Evet, burası şey, Auschwitz'in planı. Yani Türkçelerini yazamadım kusura bakma. Gerçekten yorgunluğum var. Dün Edirne'den geldim ve yarın sabah tekrar döneceğim. Şeyler, odaları, şurası. Ondan sonra şurası ve şurası. Bu odalar. Şu B2 sektörü dediğimizde, Ağustos bir kenar o B2 sektörü tamamıyla şu bölüm. Burası romanların kaldığı bölüm. Burası romanların kaldığı bölüm. Yani buraya girmişsiniz, buradan geri çıkış kesinlikle yoktu. Yani 45'te her nasılsa bir takım insanlar sağ çıkmışlar oradan. Burası Auschwitz'in kapının arka tarafı, yani kamp bölgesinin bulunduğu yer. Bu tabi yani şey, kampın 1,5-2 kilometre, ölümcül aşağıya kadar 1,5 kilometre falan bir şey. Şöyle bir bakalım. Yani evet, şuradan şuraya kadar 1 kilometre da devam ediyor. Yani 2 kilometreye yakın, 2 kilometreye yakın bir yer, bayağı bir alan yalnız. Ufak bir şey değil. Şehir kurulmuş yani. Bu kampın içerisi. Bunlar roman değil. Ölçülmesi.
getirilmiş, toplanmışlar. Kampın içindekilerin tren yolları, yine herkese bir şeyler. Bu sağ tarafta görülen yerler, şeylerin tutsaklarında olan kaldığı barakalar. Ondan sonra yine kampın iç tarafında bulunan roman bekleyen kişiler muhtemelen. Burası gaz odası. Yani buraya daha çok romanlara böyle gaz odasında bir insanlar yolladıklar zaman siz oraya gideceksiniz, orada temizleneceksiniz, yıkanacaksınız düşüncesiyle o şekilde yollanıyor falan. İçeri girdikten sonra kapı kapatılıyor, ondan sonra gaz veriliyor. Gaz verildikten sonra da onlar da krematoryumlar, yapma odaları. Yani şurada gördüğünüz şeyler, şu neyse, şu tarafta kalanlar da işte insan kemikleri falan, yani şunlar bunlar, işte kapıda kemikleri, onlar da yaktıkları durumlar, böylesine bir şey. Sonrasında, şimdi bu sürecin, yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar gelen sürecin bir de kahramanları var. Bu işi nasıl oldu, kim yaptı, kendi kendine olmadı. Bu işi yapan insanlar var. Şimdi bu sondaki Robert Richter denilen kadar, psikolog bildiğim kadarıyla fakat bir adam getirip bir şey, kafayı Alman kanun saflığına takmış. Dolayısıyla işte araştırması vesaire yapalım. En sonunda işte 42'de galiba yayınladığı rapor veya Almanlara göre bir rapor 190'dan fazlası yabancı kan taşıyor. Dolayısıyla da şey yapılsın, bir daha geri dönmeyecek şekilde toplama kontrolü yollansın diye bir önerici söz konusu. Onun yanındaki Eva Justin diyebiliriz. Eva Justin onun şimdi asistanı. Yani orada bir roman var ve şey oluşuyor, kafa kasılıyor. Yani tam işte böyle Almanların şeyi. 34'te galiba yanılmıyorsam Mimar Sinan Derneği'nin olup olmadığı tartışması yüzünden mezar açıldı, kafatası çıkartıldı. Şimdi garip bir şey yok orada, kafatası yok yani. Acaba şey mi? Ermeni mi? Saçma sapan hikaye. Bu bizim meşhur kahramanımız Joseph Mengele. Joseph Mengele birisi. Bu enteresan bir adam. Yani şey, atlanmaz deneyler yapıyor. Yani insanların gözüne boya enjekte direkt değil, gözü mavi olabilir mi? Veya işte ikizleri birbirine dikip bir acaba siyah ikizi yaratabilir miyim? Şeklinde bir şeyler. Yani böyle yeni doğum yapmış annenin işte göğsüne de bakla bağlı çocuk 2-3 günden almasa hayatta kalabilir mi falan filan. Yani böyle üstüne garip garip içeride bulan bir şey. Ki, fakat çok enteresan bir şey var. Yani benim inanılmaz garip bir şey. En sonunda bir de Eichmann var. Eichmann'ın da doğumuna bir bakmak istiyorum. Şimdi bu adamlar, bu işleri yaptıkları yıllarda 30 yaşında falan. Yani 25 yaşında, 30 yaşında vesaire. Notlarda o büyük şeylerde, yaşlarda kafalarında böyle şeyler var. Adamın anlaşılmaz bir şey. Mengele Brezilya'da şey yapıldı. Pardon, şu bu iki tanesi Ece'yi görüyor. Bunlar da bir şey olmuyor ama bunun herhalde Brezilya'da bir ceset bulunuyor. O ceset işte şey oldu zannediliyor. Joseph Mengele olabileceği zannediliyor falan filan. Daha sonra gerçekten işte DNA testiyle onun Joseph Mengele'nin olduğu ortaya çıkıyor ama boğulmuş yani bir biçimde şey, boğazını sıkılarak boğulmuş o şekilde ölmüş. Şimdi bir de karşı şeyler var. Yani daha yukarıdaki vatandaşlar var. Bu soldaki Antep Pavlic, işte bu işin Hırvatistan'daki kahraman, ne yapmış bu vatandaş Antep Pavlic? Savaştan sonra yine Hırvatistan'dan kaçmış, ondan sonra işte Avusturya, İspanya'da saklanmış, Arjantin'de bir sürü kasten kurtulmuş ama İspanya'da Antep'te ölmüş. Yani bir daha memleketine gelir, hem bu yöndeki Alman Tonescu, bu enteresan bir savaş gittikten sonra Romanyalılar adam alıyorlar, Ruslara teslim ediyorlar çünkü zaten Rusya Romanya'ya girmiş vaziyette. Bir sene sonra Ruslar Antonescu'yu Rumenlere teslim ediyor, onlara kurşuna yazıyor Antonescu'yu. Bu iki vatandaşlar, ikizimiz. Yani Mussolini bu enteresan bir şekilde ömrünün son birkaç günde veya birkaç ayında veya son yılında Hitler'e karşı çıkmaya falan başlıyor. Hatta
bir film vardı. Yüzbaşı Kore'nin Mandolini diye bir film vardı. İşte ben de roman çok enteresandı. Yani Yunanlarla şeyin diye İtalyanlar arasındaki yakınlığı ve ilişki anlayalım demesinden çok önemli. İtalyanlar Yunanistan'ı işgal ediyorlar. Yunanistan'ı fakat Almanların istediği gibi olmuyor. İşte Hitler'den istediği papaz oluyor. Sonra İtalyanlar Yunanistan'dan çekiliyor ama çekilirken silahları Yunanlara bırakıyorlar. Yunan dilemişlerine falan bırakıyorlar. Böyle enteresan bir adam. Yani şeyden vazgeçiyor. O faşist adından vazgeçiyor. Fakat linç ediliyor adam İtalya'da. Ondan sonra bacaklarını asıyorlar yol ortasında. Teşhir ediyorlar falan. Yani Hitler de zaten saptandığı bu durumda şey yapıyor, intihar ediyor. Erbabın kralına beraber yapılmış. Bu Adolf Eichmann aslında bu sevkiyatların ta başından sonuna kadar var olan birisi. İçin oranı da çok ortada dolaştığın birisi. Yarbaylı kütbesine kadar geliyor, albay olamıyor, paşa olmadığı olmak gibi niyeti var ama asla da fazla gitmesine izin vermiyorlar. İsrail'de yargılanıyor adam, 62'de idam ediliyor. Mahkemesinde bir şey diyor, yani ben ona haberler değildim, farkında değildim bu işin, şöyleydi, böyleydi falan diye ama bütün o sevkiyatların hepsini planlayan proje geliştiren, ne olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, hangi mantıkla yapılması gerektiğini yapan adam. Yani bizim final solution veya işte nihai çözüm dediğimiz o meselenin birinci adamı Adolf Hitler, tavışından birinin kafasından yok etmek var ama uygulamayı da bu adama yapmış. Son görüntümüz bu. Bu çok enteresan. Hollandalı bir roman kızı bu fotoğrafı bulunduğu zaman şey zannediyorlar. Anne Frank zannediyorlar. İşte bir Yahudi kızı var. 10 küsur yaşlarında falan. Not tutan bir kız yani o şeyde kalplar, mantar, bu sefer falan filan çok zannediyorlar ama sonra Çetel Steinbach diye bir şey olduğunu öğrendiler. Hollandalı Belçika pek teslim etmiyor şeyler, romanları mesela. İngilizler de yapmıyor, Fransızlar da vazgeçiyor sonra falan. Konumuzasında bir şey değil yani İkinci Dünya Savaşı'nda kim kime ne yaptı değil. Fakat bu kız Yahudi diye bir ülkenin. Belediyelerin çoğu bir kesinlikle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.
isyanın rengidir. Sizlere sunduğumuz karanfiller, her bir canımızın yaşadığı acıları temsil ediyor. Canlarımızı temsilen sizlere sunduğumuz karanfilleri kürsüye bırakabilir miyiz? Bizler ayrıştırılarak değil, tüm etnik kökenleriyle, yani insan olarak birlikte güzeliz. Programımıza katılıp sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Çergamala, lulta prekosu.